hepiniz Kocaeli Üniversitesi Mühendis Beyinler Kurulu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Abdullah Canteki. Bugün yanımızda Sibel Pertek var. Türk Telekom İşe Alım Kıdemli Uzmanı. Öncelikle davetimizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederiz. Nasılsınız? Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun siz. Biz deyiz. Çok teşekkürler. Nasıl gidiyor korona süreci, çalışma süreçlerinin farklılığı? Alışabildiniz mi? Aslında alıştık. Mart ayından beri evden çalışıyoruz biz şirket olarak. İyi gidiyor. Şu an için bir aksama yok. Sorun yok. Alışma süreci biraz zordu. Ama şu an için gayet iyi. Güzel. Memnun edici. Türk Telekom'da her şey yolundaysa. Bizim için evet. Her şey yolunda oluyor dolayısıyla. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? İsmim Sibel Pertek. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. 2010 mezunuyum. 2013 yılından beri Türk Telekom çatısı altında çalışıyorum. Onun öncesinde de insan kaynakları anlamında deneyimlerim oldu. Şu anda da Türk Telekom'da İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı altında İş Alım Grup Müdürlüğü'nde İş Alım Kıdemli Uzmanı olarak görev yapıyorum. İki kız annesiyim. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Amin. Sağ olun. Hep zorlu bir süreç sizinkisi de işe alım söz konusu oldu. Evet, evet. Her zaman en iyi oynama yolundan biri. Mülakata birisi geldi ve karşınızdakini tek soruyla tanıyacak olsanız o soru hangisi olurdu? Tek bir soruyla tanıyacak olsam ya çok klişe gelebilir ama çok da genel bir soru aslında. Bize kendinden bahseder misin diye giriyoruz bütün adaylara. Ama hani bu böyle çok genel gibi geliyor ama bu soruda gerçekte biz adaylardan öğrenmek istediğimiz şey başvurduğu işte pozisyonla eğitiminin, iş geçmişinin ve profesyonel yetkinliklerinin, yeteneklerinin ne ölçüde uyuştuğu bunu ölçmeye çalışıyoruz aslında. Böyle bir hikaye anlatmasını beklemiyoruz kendinden bahseder misin derken. Bununla da neyi ölçüyoruz? Aslında adayın mülakata gelmeden önce pozisyonu, görev tanımını, şirketi araştırıp araştırmadığını da gözlemleme şansımız oluyor. Yine iş deneyimi varsa geçmişteki iş deneyimlerinin benzer niteliklerinden bahsetmesi ve işte geçmişteki benzer başarılarından bahsetmesi bu işle ilintili tekrardan. Bunları öğrenmeyi amaçlıyoruz. Tüm bunlardan bahsederken de aslında çok klişe dedim ya, kendini ifade etme biçimi de bizim adaydaki adayın karakteriyle ilgili bir sürü önemli ipucu barındırıyor. O yüzden bunu söyleyebilirim belki. Yani ana sorumuz kendinden evet. Bahsedebiliriz. Evet. Ya bir sürü şey içeriyor çünkü. Peki karşınıza gelen aday yeni bir mezunsa ondan beklentileriniz ne? Yeni mezun adaylardan benim kişisel olarak en büyük beklentim aslında farkındalıklarının yüksek olması. Farkındalığı yüksek, yani neredeyim, nereye geldim, ne istiyorum? Bunun farkında olan bir aday, yeni mezun bir aday 1-0 önde bence diğer arkadaşlarına oranla. Bunun dışında da tabii ki hani gelişime, öğrenmeye açık, motivasyonu yüksek, işe karşı enerjisi yüksek bir profil olması önemli. Takım çalışmasının buradaki önemi. Tabii ki önemli. Bu pozisyona göre değişir bu arada. Her pozisyon ve her iş takım çalışması gerektirmeyebilir. O yüzden hani direkt böyle şeyler söylemiyorum. Çünkü değişir bu böyle şey. Örneğin teknoloji biriminde bir pozisyonda çok iletişimin iyi olması beklemeyebiliriz adayı. Beklemeyebiliriz demeyeyim de yani gerekmeyebilir. O yüzden hani genel şeylerden bahsetmek, bu soruya cevap vermek daha doğru olur diye düşündüm. Yani enerjisinin, motivasyonun yüksek olması, gelişime, öğrenmeye açık olması, işte dediğim gibi en başında farkındalığının yüksek olması bence ana, böyle bir profil olması ana şeyler, beklediğimiz kriterler. Karşınıza gelen adayın CV'sinde ilk gözünüze çarpan şeyler neler? Tam olarak buralara dikkat ediyoruz dediğiniz noktalar nedir acaba? Aslında CV bir özet. Neticede biz detayı mülakatta irdeliyoruz, adayla konuşuyoruz. Nasıl bir CV olmalı derseniz, yani bu soruyu öyle çevirirsem ben, böyle çok net öz bilgiler içeren, kişinin geçmişiyle ilgili, eğitimiyle ilgili, iş hayatıyla ilgili detaylarda boğulmayan, böyle uzun sayfalarca bir CV beklemiyoruz. Öyle CV'ler de geliyor çünkü karşımıza. Net bir CV olması bizim için yeterli. Zaten dediğim gibi daha mülakatta çok fazla irdeliyoruz, konuşuyoruz, tanıma imkanımız oluyor adayımıza. Mülakat süreci de CV kadar önemli. O yüzden ikisini karşılaştırmak ya da kıyaslamak, yani şu daha önemli, bu daha önemsiz gibi bir şey söylemek mümkün değil. Bugüne kadar işte CV'sini içerik olarak demeyeyim ama görsel olarak beğenmeyip mülakata davet etmediğim hiç adayım olmadı. Ama mülakatı da kötü demeyelim, beklentimizi karşılamayan ama CV'si çok iyi diye olumlu görüş bildirdiğimiz aday da olmadı. O yüzden belki işte %30 CV dersem %70 de mülakat derim buna. O zaman herkes kendisini daha çok anlatabilecek seviyeye. Özet aynen öyle. Hani CV çünkü bir özet, ön bilgi. Mülakatta zaten irdeliyoruz. Genel bir aslında üniversite öğrencileri veya işe alınacak olan adayda genel bir algı var. Acaba okuduğum üniversitenin adının ne kadar önemli?
Bir de artık yeni yeni şey diyenler çıkıyor. Üniversite adına çok dikkat ediyorlar diye bir kitle var. Bunun sizin gözünüze karşılığını diyor. Üniversite adı işe alım sürecinde ne kadar önemli? Bunun yanında bir de kendi üniversiteniz için, Kocaeli Üniversitesi'nin ayrıyeten bir özelliği var mıdır? Önce Türk Telekom olarak cevaplayayım, yani kurum adına cevaplayayım. Türk Telekom olarak biz aslında hani yeni mezunlarda özellikle az önce de söylediğim gibi gelişime açık, farkındalığı yüksek, yenilikçi, başarılı tüm gençleri bu çatı altında aslında bir fırsat tanımaya çalışıyoruz. Ama üniversite ismi, eğitimin ya da üniversite ismi demeyelim de buna, belki de eğitimin önemi şu aşamada şey çıkabilir. Yani karar verme aşamasında iki adaydan birini seçme aşamasında belki bir adım öne taşıyabiliyor. Çünkü yeni mezunlarda özellikle. Kocaeli Üniversitesi ile ilgili de buna kişisel bir cevap verebilirim. Özellikle mühendislik fakültelerinin bugüne kadar yaptığım hani adaylardan gözlemlediğim şey kadarıyla özellikle mühendislik fakültesinin eğitiminin iyi olduğunu düşünüyorum. Kocaeli Üniversitesi'nden gelen öğrenciler, mühendislik öğrencilerinden profili, genel profilden çıkarttığım bir kanı bu. O yüzden de hani bildiğim kadarıyla da teknoloji biriminde, bizim de şirketimizde teknoloji biriminde sizin üniversitenizden pek çok mezun var. Yani üniversite ismi bir noktada karar verme aşamasında tabii ki adayı bir adım öne çıkartabiliyor ama her şey demek değil tabii ki. O zaman herkesin kafasındaki soruya bir nebze bir umut, bir cevap olabilmenin sevincini yaşıyorum şu anda. Peki mülakata geldik. Her şey gayet güzel geçiyor ama bir altın hata denilen bir muhabbet var ya. Orada size göre o mülakatın altın hatası ne oluyor? Bana göre mülakatın altın hatası şu olabilir. Gerçek dışı, yani mülakat sırasında herhangi bir soruya gerçek dışı bir ifade ve bunun açığa çıkması. Mülakatı bitiren altın hatalardan biri. İfade ediş, yani bir şey ifade ediş şekliniz değişik olabilir ya da işte pozisyona göre, kuruma göre biraz onu ifade etmeyi değiştirebilirsiniz. Bu başka bir şey. Ama bu ifade edişte gerçek dışı bir bilgi barındırıyor ve karşınızdaki görüşmeci bunu fark ediyorsa benim için en azından o noktadan sonra mülakatı kurtarmak biraz daha zor oluyor. O an mülakat bitti tam anlamıyla. Çok yani bitti demeyelim tabii ki ama sonuçta gerçek dışı bir ifade varsa çok olumlu karşılanmıyor. Hataları konuştuk, altın hatayı konuştuk. Bir de her insan kaynakları bir en sevdiği soru vardır. Sizin en sevdiğiniz soru ne? Ben bunu gerçekten sormadan yapamıyorum ama benim kendi sorum diyebileceğiniz. Öyle bir sorum yok. Yani hani bu benim bunu her adaya sorarım mutlaka önemli diye. Çünkü gerçekten en başında da söyledim ya diğer sorularınıza cevap verirken. Yani bu mülakatı yaparken bence şey önemli. Pozisyon önemli. Her pozisyona her soruyu soramazsınız. Her profile de her soruyu soramazsınız. Bunun deneyime, işte başvurduğu pozisyona göre değişiklik gösterir. Ama benim sevdiğim sorulardan bir tanesi, yani ya da sevdiğim soru tarzı diyeyim, daha geleceğe yönelik sorular, özellikle yeni mezunlarda seviyorum ben. İşte uzun vadeli kariyer planınız nedir? 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz gibi. Adayla ilgili gerçekten böyle net şeyler ortaya çıkartabiliyor. Bu soruyu yanıtlarken adaylardan aslında bize böyle hayallerini anlatmasını, işte böyle esprili yanıtlar vermesini gibi şeyler beklemiyoruz. Beklediğimiz şey karşı tarafa kararlılığını, sorumluluk sahibi olduğunu, sorumluluğun bilincinde olduğunu göstermek. Ben olsam nasıl cevaplarım mesela bu soruyu? Gittiğim kurum ve pozisyonu bu sorunu mutlaka içine katarım mesela ben olsam. 5 yıl sonra işte görüşme yaptığım bu pozisyonla ilgili daha donanımlı bir hale gelmeyi planlıyorum. İşte ayrıca şu yetkinliklerimle firmanızda işte iş hayatında bu yetkinliklerimi daha etkin kullanmayı hedefliyorum ve işte firmanızda şu pozisyonda daha bir yönetici olarak çalışmayı hedefliyorum gibi. Hem ilgili yani görüşmeye gittiğim pozisyonu katıp hem de görüşmeye gittiğim kurumu bu sorunun içine katıp daha net yanıtlar vermeyi denerdim. Hayalinizdeki iş tabiri veya hayalinizdeki iş nedir? Hangi pozisyon? Bu sorunun altında yatan asıl ölçüt nedir? Bu sorunun altında yatan asıl ölçüt bunu ölçmek mümkün değil. Yani bunu bir şeyi ölçmek için sorulduğunu düşünmüyorum. Hayalindeki iş, herkesin hayali çok başka olabilir. Ben bunun amacı, bu sorunun sorulma amacı, sormamızın amacı bence gerçekten bu işe uygun musun? Hani bunu ölçmeye çalışıyoruz. Gerçekten bu şirkette kalmaya niyetin var mı? Yoksa bir görünmek mi istedin geçerken? Bence işe alımcının gerçekten öğrenmek istediği konu bu. Şirketin değerleri, kendi değerlerinle ne kadar örtüşüyor? Bu pozisyona uygun olduğunu, bu soruya çok
güzel bir şekilde anlatmak gerekiyor aslında. Bu yüzden de hani kritik olan bence şirkete görüşmeye gitmeden önce hem şirket hakkında hem de pozisyonun görev tanımıyla ilgili bilgi edinmek gerekiyor. Aslında dersini çalışmak gerekiyor biraz mülakata giderken bence. Hem şirketi hem yine pozisyonu katarak ortak noktalar bulup ve işte kendi geçmiş tecrübelerin olabilir, eğitimin olabilir, beklentilerin olabilir. Bir yani önceden bir hazırlanmak gerekiyor bu soruya. Bu da onu ölçmeye çalışıyor aslında. Bu işe ne kadar uygunsun? Bu şirketi ve pozisyonu ne kadar istiyorsun? Ve işte araştırdın mı? Bununla ilgili bir araştırma yaptın mı? Bence bunu ölçmeye yönelik bir soru. Bu kadar stajlar dedik, yeni mezunlar dedik. Türk Telekom'un öğrencileri için, yeni mezunlar için. Bildiğim kadarıyla bir Türk Telekom Start'ın bir evet. Staj programımız var. Evet, evet. Start. Yani onun hakkında bilgi alabilir miyim? Tabii. Start 2015'ten beri. Yani 2015 öncesi, entegrasyon öncesi Avea, TTNET ve Türk Telekom'un zaten kendilerinin uyguladığı bir genç yetenek programı vardı. Her birinin ayrı ayrı. Entegrasyonla birlikte, yani birleşmeyle birlikte 2015'te Start adı altında birleştirdik biz bu programları ve her yıl uyguladık. 2015'ten beri de uygulanıyor Start adı altında. Amacımız şirket bünyesine yeni mezun genç yetenekleri ve staj programıyla genç yetenekleri katmak. Güzel bir program aslında. Çok çeşitli elemelerden geçiyor. Belki katılmışsınızdır ya da katılan arkadaşlarınız vardır. Böyle bir elemeden geçen adaylarımıza staj ve iş imkanı sunuyoruz. 6 haftalık bir staj programı sunduğumuz. Hem gerçek anlamda bir iş deneyimi yaşatıyoruz 6 hafta boyunca hem de pek çok eğitim, bu yeni mezunlar için de geçerli, eğitim programını, eğitimi barındıran bir program. Bu yıl pandemiden dolayı aslında pek çok kurum staj programlarını örneğin kaldırdı. Ama biz bu yıl farklı olarak online staj imkanı sunuyoruz adaylarımıza. O da yakın bir tarihte başlayacak. Bizim için de değişik bir deneyim olacak. Adaylarımız için de öyle. Yani bizler home office çalışırken, evden çalışırken stajyerlerimiz de online staj yapıyor olacak. Farklı bir deneyim. Bakalım biz de merakla bekliyoruz bu yılkini. O zaman dileğimiz sizler için de bu sürecin güzel geçmesi. Son olarak benden bir şey gelsin size. Tabii. Ekstra bu mesajımı unutmayın veya ben bir mesaj vereyim size. Bir öğüt vereyim aklınızda kalsın diyebiliriz. Estağfurullah öğüt demeyelim de. Yeni mezunlar için söyleyebilirim. Yani özellikle son dönemde ben kendi kişisel yorumum bu, tekrar öyle söyleyeyim. Hani kurum adına söylediğim bir şey olmasın ama son dönemde yaptığım yeni mezun mülakatlarında ya da daha az tecrübeli adaylarımızla mülakatlarda sohbetimizde de söyledim. Farkındalığın çok düşük olduğunu görüyorum ben ve gitgide de düşüyor bu. Kişinin bu sadece yeni mezun ya da mülakatla ilgili bir şey de değil. Yani şu an için de öyle. Nerede olduğunun, ne olduğunun, neler yapabileceğinin farkında olması bence çok önemli. Hem iş hayatında hem işte mülakatlarda daha başlamadan kendini ifade ediş biçimine de yansıyor bu çünkü. Öyle adaylarla görüşüyoruz ki bazen yani gerçekten ya çok hayalperest gençler, çünkü hani bilmiyorum biz de mi öyleydik, yaşla mı ilgili bir şey ama öyle değildim bence. Biraz daha gerçekçi olmak gerekiyor. Evet, iş hayatı zor. Okul hayatı gibi değil, öğrencilik hayatı gibi kesinlikle değil. Ama her şey toz pembe değil. Biraz o yani biraz sorumluluk sahibi olup nerede olduğunun, ne yapmak istediğinin farkında olmak bence önemli. Bunu tavsiye edebilirim sadece. Çok teşekkürler o zaman. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, sonunu nasıl kapatacağımı bilmeyerekten şu anda.